Biraz sohbet edelim arkadaşlar. Video istiyor arkadaşlar devamlı. Ya ben de ticaret yaptığımız için inan bazen çok kafamız kalmıyor yani konuşmaya, sohbet etmeye. Malum stresli bir iş olduğu için çok fazla YouTube çekemiyorum. YouTuber'da değilim. Sadece yapmış olduğum işleri, gittiğim yerleri, özellikle hayvan alırken onları göstermeye çalışıyorum. Onları çekiyorum. Yani ekstra her gün bir video çekeyim, paylaşayım gibi bir çabam ya da mücadelem yok. Videolarda ise insanlara bir şeyler anlatmaya çalışıyorum. Bir şeyler göstermeye çalışıyorum. Malların nasıl üretildiğini, nasıl beslendiğini, yaylalarda nasıl bir hayvan ırkının üretilip daha çok para kazanılabilir, onları anlatmaya çalışıyorum. Melezlemeyi anlatmaya çalışıyorum. Örnek veriyorum. Böyle mondopana bir şarjlet form attığında bu şekilde bir buzağa çıktığını, daha yüksek fiyata satılabileceğini örnek veriyor. Bunu anlatmaya çalışıyorum. Çünkü bizim Türk milletine ne kadar anlatırsan anlat, bizler görmeyince kanaat getirmez. Öyle bir toplum. Ben de bunları anlatmaya çalışıyorum. Bazen eleştiriyor, 3-5 tane dangala yorum atıyor da biz onlara fazla cevap vermiyoruz. Direkt engelleyip geçiyoruz. Bizim hayatımız da aynı bu şekilde başladı. Hayatım hep çobanlıkla geçti. Bu hayvan merakı yüzünden zaten okumadım. Abi bu kadar nasıl büyüdün gibi sorular da geliyor. Onlardan da biraz bahsedeyim. Hayatımda bu zamana kadar ne işler yaptım onlar da bahsedeyim sizlere. Yani çok zengin ve varlıklı bir aileden gelmedim. Hayatımı tek başıma kazanarak bu zamana getirdim. Babam, ailem köyde hayvancılık yapıyordu. Hala hayvancılık yapıyoruz. Bizim dede mesleğimiz. Ben biraz asi ruhlu olduğum için ta Kayseri'den Çankırı'lara kadar geldim. Çünkü biraz kafamın dikine giden bir yapım var. Hep öyleydim. Öyle devam ediyorum. Çok fazla kimseyi dinlemem. Ama doğru da dinlemem. Dinlerim. Ama kafama hangisi yatıyorsa yine o yönde devam ederim. Mesela birçok fabrikada işçi olarak çalıştım ben. Hüseyin kameran, elin kamerada. Yok, sıkıntı yok abi. Görüntüye geldi. Mesela istikbalde çalıştım Bellona'da. 7-8 ay akşama kadar sırtımda tırda mobilya yüklüyordum Hüseyin. Ondan sonra bu hayvan merakına gittim. Bir çiftliğe işe girdim. 2 sene orada çalıştım. Hayvan doğumu yaptırdım. Ben asker gördüm. Ücret. Bir resmim vardı orada. Evet. Şimdi kısmet olursa bir çiftlik yaparsam o resmi çıkaracağım ve ilk ve son adeti çiftliğe asacağım. Hayvan merakıma tam 2 yıl boyunca bizim Kayseri'de şeker fabrikası var. Orada inek çiftliği var. Orada işçi olarak çalıştım. Aylık 800 milyon maaş alıyordum. 400 lirasını kira ödüyordum. Ve 400 lirayla geçinmeye çalışıyordum. İnsanın çalışmaktan başka bir mücadelesi yok. Tabii insanın hayalleri olması lazım. Hayal kurmadan hiçbir zaman bir yere varamazsın arkadaşlar. Çünkü ben hiçbir zaman kendimi oralara odaklamadım. Çünkü kafamda ve beynimde yapmak istediğim hayallerim vardı. Hayallerin peşinden koşmam gerektiğini biliyordum. Çünkü insan olup dünyaya bir daha gelmeyecek. Yani bugün ben 60 yaşına geldiğimde keşke bunu yapsaydım dememek için gençken, gücüm yetiyorken hepsini yapmaya çalıştım. Zaten kaybedecek bir şeyim yoktu. O yüzden de hayallerimin peşinden koştum yani. Bu o fabrika olmazdı, öbür fabrika olur. Değişen bir şey olmazdı. Ama ileride pişman olmamak için, keşke dememek için, keşke yapsaydım dememek için ve ben de hayallerimin peşinden koştum. Çıktım, Çankırı'ya geldim. Siz beni az çok kangalarla tanıyorsunuz ama benim asıl işim hayvancılıktı yani bizim ata mesleğimiz. Köpek benim ayrı bir sevdam. O ayrı bir konu. Ama asıl işim hayvancılık. Çocukluğum ve gençliğim hayvan güderek dağlarda çobanlık yaparak geçti. Yani çok fazla hiçbir zaman sosyal hayatım olmadı. Sosyal hayatım şu an hala yok. Hep işimdeyim, gücümdeyim, çiftlikte oturuyorum. Hayvanlara bakıyorum ve mutluyum. Çünkü hani dışarısı beni çok sarmıyor. Hayat çok yapmacık. Herkes kendini farklı bir modda göstermeye çalışıyor. Sosyal medyaya baktığımda Türkiye'de arada hiç de fakir insan yok. Herkes maşallah Sabancı'nın torunu, Koç'un yeğeni gibi takılıyor. Biz onlardan hiçbir zaman olmadık. Üstümüz toz, ayağımız bok, karnımız tok çok şükür. Kimseye mudaralığımız yok, çalışıyoruz. Ticaretimizi düzgün yapmaya çalışıyoruz. Çünkü şöyle söyleyeyim, hani küçükken biz de aynı bu şekilde köyde hayvan üretiyorduk, tüccarlara satıyorduk. Ve bizim hani kandırmaya çalıştıklarını bildiğim için hani o zaman da çocukluk psikolojisi. O psikoloji hala var. Ve ben ticaret yaparken özellikle de alırken
O anlarım gözümün önüne geliyor ve bunu yapmamak için çok fazla şey inceleyip sık dokuyorum özellikle hayvan alırken. Çünkü herkesi mutlu etmeye çalışıyorum. Çünkü onların da üzülmesini istemiyorum. Hani bizi çocukken hani o psikolojiye sokmamak için. Bu şekilde devam etmeye çalışıyorum. Çok şükür işimiz çalışıyoruz. İnsanlar bizi seviyor sağ olsunlar. Hani aldıklarımız bize veriyorlar. Sattıklarımız gelip alıyor. Tabii ticaret zor. Tabii her gün stabil gitmiyor. Bazen alıyoruz, zarar ediyoruz. Hayvanımız ölüyor. Hani kolay değil. Hepsini elden alıyoruz. Hepsine bir sermaye bağlıyoruz. Mesela köpük tanesi sancılı. Sabah arada çok yemiş. Mesela gözüm onda. Acaba ne yapacak? Köşede yatıyor. Biraz bayağı bir stresli iş. Ama seversen, yaparsan dünyanın bence en güzel işi hayvancılık. Çünkü insanlarla muhatap oluyoruz. Evet, biz çok fazla insanla muhatap oluyoruz. Hani hayvancılık yapıp insanla muhatap olmak değil ama biz çok fazla alırken bunu 50 kişiyle muhatap oluyoruz. Satarken de 100 kişiyle muhatap oluyoruz. Yine insanlarla devamlı konuşmak halinde oluyoruz. Yani herkese de iyi sohbetlerimiz, iyi diyaloglarımız olmuyor. Bu alırken de satarken de biraz da benim yapım sert olduğu için biraz da çabuk sinirlenme huyum var maalesef. Çünkü yanlış lafa çok fazla hemen tepki gösterebiliyorum. Çünkü yanlışı sevmiyorum. Şimdi örnek veriyorum şu hayvan, örnek veriyorum 70 bin lira. Adam şimdi buna geliyor diyor ki 50 bin lira ver diyor bu. Ben buna direkt alırken adama diyorum ki 70 bin lira diyorum. Veriyorsan ver, vermiyorsan alma. Yani direkt hakkını verin. Yani bu malın hani iyi kötü bir fiyatı var. Fiyatlar temsili tabii. Hani örnek veriyorum çok fazla pazarlık yapan bir yapım yok. Hani bunu alırken de satarken de tutup da ben bu mala 90 bin lira istemiyorum. Değerini istiyorum. Üzerinde ne ekmek alabilirsek bizim de kazancımızı kurtarıcı şekilde vermeye çalışıyorum. Zaten biz fazla alıyoruz. İşte sürümden kâra az, sürümü fazla tutarak kazanmaya çalışıyoruz. Biraz bizim Kayseri'nin zihniyeti odur. Hani bire mesela 5 alıp 15'e satmak değil de 5 alıp 8'e satmak ve çok satmak politikamız var. O yüzden de benim de ticari şeyim bu şekilde devam ediyor. Vallahi işte söylemek istediklerim bunlar. Hüseyin sen aklına gelen varsa sor söyle. Videoyu açınca unutuyorum aslında konuşmayı. Evet doğru diyorum abi. Söylemek istediklerim. Bayağıdır da çekmiyor. Ben de artık yapmıyorum. Evet. Şimdi gurbetteyiz. Gurbette ticaret yapmaya çalışıyoruz. Bence dünyanın en zor işlerinden biri. Ben bazı arkadaşlara diyorum siz babanızın koyduğu adını andırıyorum diyorum. Onlar da niye diyor. Şimdi ben arkadaşın babasının adını biliyorum. Benim babamın adını bilen var mı? Yok. Çünkü benim babam Kayseri. Çünkü buralı olmadığı için. Herkes babasının namıyla ticaret yapmış. Ama abi şuna emin ol. Benim bir insanlara bakıyor. Sen onları geçmişsin buradan. Biz kendi adımızla, hani kendi itibarımızla ticaret yapıyoruz. Çünkü kolay değil bir gurbette düzen kurmak, ticaret yapmak, insanlarla tanışmak. Çünkü hiç bilmediğin ortam, hiç tanımadığın insanlar. Kendi memleketinde olsan herkesin atasına kadar bilirsin. Buradaki mesela insanlar konuşuyor. Hani iyi mi kötü mü bilmen çok zor. Zaman geçmesi gerekiyor. Her zaman erin tetikte beklemen gerekiyor. Kimin ne olduğunu bilemezsin. Zamanla öğrenebilirsin. Mesela burada hayvancılık yapmaya başladım. Çekmediğim sıkıntı, çekmediğim dert kalmadı sağ olsun. İşte burada mesela hayvanları otlatıyorduk. Kırmadık arı, çeşme kalmadı. Sırf ben Kayseri'yim. Burada hayvan yayamazsın diye. Bütün çeşmeleri kırdılar. Sırf hayvanlar yaylaya çıkıp su içmesin diye. Bunlarla da karşılaştık yani. Yani sanki biz Kayseri'den gelip de Çağrı İsrail'den gelmedik. Bu memleketi elimizden geldiğince tanıtmaya çalışıyoruz. Buranın hayvanını, ortamını. Tabii 3-5 tane dangalak bunları yapanlar. Yani geleni Allah razı olsun yani gerçekten Çağrı'yı çok seviyorum. Memleketim Kayseri ama orada doğdum, orada büyüdüm ama karnın nerede doyuyorsa memleketin orada değil de mesela burayı seviyorum. Hani istesem hani durmam giderdim ama seviyorum. Hiç sevmesem yani yüzlerce çok sevdiğim, saydığım insanlar var. Bir kere çok hatırlamaz insanları var. Ticarette insanları yormuyorlar çok fazla. Kolaylık sağlıyorlar. Halden, hatırdan anlayan yapılar var gerçekten. Mesela bu çoğu yerde böyle olmaz. Ama Çankırı'da gerçekten bu konuda yani parasız git. İnsanlar seni tanıyorsa istediğin kadar mal alabilirsin. Güveni sağladığınız zaman. Bu kolay kazanılabilecek bir şey değil. Yani Çankırı'da bu konuda gerçekten Anadolu'nun bozulmamış saf insanlar. Çünkü çok fazla dışarıdan insan gelmediği için
Çankırı kendi bünyesinde çok doğal kalan illerden bir tanesi. Çünkü dışarıdan göç almıyor. Aşağı yukarı Çankırı'da yabancı ticaret yapan ben varım. Başka da yok. Yani tabii kötü 3-5 tane var ama biz hiçbir zaman kimseye kulak asmadık. Devamlı işimizdeyiz, ticaretimizdeyiz. Çünkü hani kimseye bir zararımız yok. Ticaretimiz, işimiz ticaret. Almaya, satmaya çalışıyoruz. Helalinden kazanmaya çalışıyoruz. Bak Türkiye'nin her yerinden insanlar Çankırı'ya getiriyoruz. Buradan hayvan almalarını sağlıyoruz. Ekonomiye can vermeye çalışıyoruz. Tabii burada mesela örnek veriyorum. 4 milyonluk hayvan var. Bunu şehir dışına sattığımız zaman bugün Çankırı'ya 4 milyon haftalık para getiriyoruz. Tabii bu 4 milyonu 4'ü bize kalmıyor. İçinden kaldığı 100-200 gerisi herkese sahiplerini ulaştırıyor. Hizmet, hizmetin kötüsü olmaz. Her zaman iyisi olur. Ne yaparsalım yaparız ticaretimizde. Hangi iş olursa olsun düzgün yapmaya çalışacağız ki. Çünkü anamdan değil itibarından anlasın memlekette. İtibar çok önemli. Paranın bile alamayacak tek şey bence itibar. Bunu çok kolay kazanılmıyor. Hasılı veren böyle. Mallarımız hep Çankırı'da üretilmiş. Çankırı'nın malı. Başka dışarıdan ben mal almıyorum. Hep 18 plakalı. Buranın hayvanı güzel, sağlıklı oluyor. Tabi hastalanıyor illa ki. Bunlar da ölüm hastalık oluyor ama. Bunlar annesinden doğdu doğal emdikleri için bağışıklıkları diğer hayvanlara göre, ahır hayvanlarına göre daha sağlam. Hem de annelerine de yayılıyorlar. Bunun etkisi çok. Bunu iyi besici, eski besici bilir. Yayılmış, emmiş buzağının hani diğer maldan farkını gayet iyi öğrenir. Valla demek istediklerim öyle. Sen konuşturmak istersen söyle. Cevap vereyim. Allah abi, yani buralara geliyoruz ama kolay olmuyor arkadaşlar. Sizlere tavsiyem helal kazanç. Buradan damlamazsa bir şey olmaz. Kolay kazanırsan kolay gider. Zor kazandığın hiçbir zaman gitmez. Tavsiyem, özverim şudur. Hayali işlerden uzak durun arkadaşlar. Bak, internet kumarı çıktı. Şu an son dönemde insanlar oradan buradan borç alıyor. Onu kandırıyor. Adam anasını kandırıyor. Babasını kandırıyor. Yeğenini kandırıyor. Para alıyor gidiyor. Oradan para kazanacak. Bunlar da uzak. Bunlar da kimse ayırken. Hiçbir zengin, hayali zengin olmaz. Çalışarak zengin olmaz. Eğer amaç zengin olmaktansa. Çalışarak zengin olursun. Ticaret yap. Kavun al, kavun sat. Domates al, domates sat. Ama helalinden kazanmaya bak. Mal almazsa üstün bok olsun ama kazancın temiz olur. Bunu hiç unutmayın. Faizden, kumardan, bunlardan uzak durun. Bunlar insana hayır getirmez arkadaşlar. Bugün kazanıyor gibi görürsün ama bir yerden şak diye gider ortada kalırsın. Ama zor kazanıldığın kolay kolay gitmez. İşte tavsiyem özellikle gençler çok faizden istiyor. Onlara tavsiyem. Da gidin çobanlık yapın. Ben çobanlık yaptım. Bak ben gittim fabrikada çalıştım. Onu hayvan çiftliğinde çalıştım. 2 sene bok attım. 2 sene inek doğurdurdum. Niye? Seviyorum diye. Helal kazanalım diye. Biz de bilirik başka işler ama asıl emek burada. Bak biz kazandık, çalıştık. Bugün emeklerimizin karşılığını alıyoruz çok şükür. Çiftliğimiz oldu, hayvanlarımız oldu. İyi kötü durumumuz düzeldi. Niye? Ama çalışarak. Yani biz gidip gezmedik sağlarda, sollarda, barlarda, pavyonlarda, gazinolarda. Kazandıklarımız orada harcadık. Kazandığımızı şu bir malı, iki mal nasıl yaparız hep hayalim o. Mücadelem o. Çünkü bu kolay kazanılmıyor. Bu yokluğu bilen bunu anlar. Şimdi sen hiç malı olmayan adama bir tane malı ver bakayım. Kolay mı kazanır? Ama şu biri iki yap, üç yap, dört yap, beş yap. Ondan sonra da buyruğunu dik gezmek gerekir. Hayat çok acımasız. Parası olmayana selam bile vermezler. Bana köyde Mehmet diyorlar da şu an Akif Bey diyorlar. Niye? Önceden itinen köpeğine uğraşıyorsun da bu şahırlı Mehmet diyorlardı. Şimdi köye gittiği zaman Akif Bey diyorlar. Niye Akif Bey diyorlar? Parası vardı ya Akif Bey. Önceden niye demiyorlardı? İt ahırlı, kuş ahırlı, mal ahırlı Mehmet diyorlardı. Şimdi adını da Akif Bey oldu. Yani paran ne kadar çok olursa beyliğin o kadar artar. İşte insanlara yaklaşım bu şekilde olduğu için sen de çalışacaksın, güçlü olacaksın. Para güçtür. Yani paran yoksa gücün yoktur. Hiçbir şey yapamazsın. Para da kazanmak için çalışmak gerekiyor. Bunlar altın öğütler. Ben yaşım 35, sahanlarım bembeyaz oldu. Yani stres çok. Tabii iş stresi, hayat stresi. Dananın stresi. Dananın stresi. Ya, dana ne veriyor? Kafam o şey ya, evet. Sancı var. Bir şey olmaz onlar. Bana bir sok. Beypazarı çıktık ya. Yok ama sancı var abi. Sancı iyi gelmez o.
Sen bir şişkinlik o sancı. Bunlar da iyi boğazı maşallah ha. Valla. Dünya yiyorlar ya. İştahları iyi. Yiyen malda zarar gelmez. Zaten biz de öyle diyor. Yemediğimiz sıkıntı yesin de. Bak ben hiç ciğer açmadım. Bundan ağzım olur. Evet sigarayı çok içiyorum. Bazen diyorlar işte videoda falan da içiyoruz diyor ama. İsmail olaydı. İsmail abi olaydı. Bizim ağacının dibindeydi. Benim hayalim hiç bu kadar malım olacağı hiç aklıma gelmez. Düvelerimiz, tanalarımız. Ama insan hayal kurarsa Allah-u Teala hayalini kurdurmadığım şey ona nasip etmem. Ama bir sen orada tana bakman lazım. Hadis ya söz aklımda kalan. Hayaliniz her zaman olursun arkadaşlar. Hayal olmadan hiçbir şey olmaz. Ne hayalini kurarsan elbet bir gün oraya doğru gidersin. Çünkü hayalin olmazsa ne yapacak? Oturur durursun. En azından bir hedefin olur. Kızıl elman olur. Ona gitmek için ona mücadele etmek yol ararsın. Yani çünkü senin beynini çalıştırması gerekiyor. Hayal kuracaksın ki bir iş doğrultusunda koşman gerekiyor. Ama kös kös oturursan ot gibi, saman gibi gelin bu memlekette saman gibi gidersin öbür tarafa. Sen kameraya bana böyle şu taneye bak ya. Bakayım. Kaldıralım. Bunlar da satılık arkadaşlar. 58 tane besi tanesi. Bunlar F1 melezi. Yo abi. He? Buna bak. Tavşan gibi yanına geldi lan fırfırıyor. Bak kolay toparlar. He? Akbaş mı? O danaları yayacağım Hüseyin. Ben de onları seviyorum. Onları ben de seviyorum kafası beyaz. Biraz ya malın rengine bakmayacağım. Malın kasasına bakacağım. Donasına bakacağım. Hepsine bakacağım. Dana da yakışık var. Onda daha yakışıklı var ya. He? Şu benim dana var aslında getirdiğim dana var ya. Büyük dana. Ya, bunlar ama hep öyle. Karşımda hep Belçika tohum aşı. Bu da değil. O değil mi? Eşeğe bak. Yoncağı yiyeyim. Onu çevir bak. Ne herif olur o. Bak dana da bir ağırlık var. Tabii ben o baktım tova ağır bir dana. Bunu morayı direkt buldum. Onun yeri bura. Bir de adam bil, adama da olur işte. Şşşt çık. Oldu arkadaşlar, söylemek istediklerim bu kadar. Başka bir videoda tekrardan görüşmek üzere. Evet, sırtına baksana palan gibi. Büyük kalardan daha iyi abi. Aynen. Hadi görüşürüz.